Peygamberimizin ilk eşinin cenaze namazını kıldırıp kıldırmadığı ile alakalı bir soru var. Peygamberimiz ilk eşinin cenaze namazını kıldırmış mıdır hocam? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin malumunuz 23 senelik hayatı iki dönemden oluşuyor. Birisi Mekke-i Mükerreme dönemi, birisi de Medine-i Münevvere dönemi, hicret ve sonrası dönem. Mekke-i Mükerreme'de iken cenaze namazı daha farz kılınmamıştı. Cenaze namazı farz kılınmadan, cenaze namazı meşru kılınmadan Hazreti Hatice annemiz de vefat etmişti. Allah Celle ve Ala Hazretleri peygambere bir işi öğretecek, onu yapmasını emredecek. Öğretti ve emrettikten sonra peygamber aleyhissalatü vesselam fiilen uygulayacak ve ümmetine gösterecektir. Mekke'de cenaze namazı yok ki, meşru kılınmamış, nasıl kılsın? Kılmamıştır. Medine-i Münevvere'ye geldikten sonra ilk yıl içerisinde cenaze namazı peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e meşru kılınmış. O da ilk cenaze namazını Esad bin Zürara radıyallahu anh üzerine kılmıştır. Kabri üzerinde de Bera bin Ma'rur hazretlerine kabri üzerinde cenaze namazını kılmıştır. Çünkü hicretten 1,5 ay kadar önce ölmüştür Bera bin Ma'rur hazretleri. Peygamber aleyhisselam geldikten sonra cenaze namazı meşru kılınır kılınmaz onun kabri üzerinde namaz kılmıştır. O nedenle de bir insan yanlışlıkla cenaze namazı kılınmadan defnedilirse, defnettik veyahut da cenaze namazını diyelim ki 3 tekbirle kıldırdık. 4. tekbir yok. Farzın birisi gitti, gitti. Daha sonra uyardılar birisi. Bizi dediler ki, ya hocam kesinlikle ve kesinlikle siz 3 tekbirle kıldınız. 4 yok. 1-2 kişi daha aynı şeyi söyledi. İmam olarak siz de emin değilsiniz ama cenazeyi defnettiniz. Cenaze kokuştu mu? Hayır. Daha yeni defnetmişsiniz. Kokuşmadıysa Müslüman cenaze namazı kılınmadan ne yapılamaz? Defnedilemez. Aradan peki zaman defnedilse bile kokuşmadığı müddetçe onun cenaze namazı kılınması gerekir. İşte buradan ötürü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bera bin Ma'rur Hazretlerine cenaze namazını kabri üzerinde kıldırdığından dolayı ümmet de defnedilmeden, cenaze namazı kılmadan defnedilenlerin namazlarını kokuşmadıkları müddetçe kabirler üzerinde kılarlar. İmam efendi gider kabir üzerinde kılar. Veya imam şart değil, velisi olan, birinci dereceden yakını veya herhangi bir Müslüman gider kabri üzerinde cenaze namazını kılar. Bu çünkü Müslümanın din kardeşine yapacağı tabii bir görevidir. Ama dediğim gibi cenaze namazı meşru olmadığı için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Hatice annemiz üzerine Mekke'de namaz kılmamıştır. Peki sorunuzu cevaplayayım. O da belki kardeşlerimiz de dikkatini çeker. Kokuştuğunu nasıl anlayacağız? Kokuşması etin kemikten ayrılması olayıdır ki bu coğrafyaya göre değişir. Mesela Arabistan'da 15 gün değil en fazla bir ay içerisinde erir et. Ülkemizde tabii ben bu konuda tecrübeli değilim. Mezarlıklar Müdürlüğü'ne de bu konuyu sormadım. Şimdi siz sorduğunuz için irticali cevap veriyorum. Tahmini olarak ülkemizin iklimi ne soğuk ne sıcak, ılıman bir iklim olduğu için 3 ay civarında veya 2 ay civarında etin kokuşması ve bedenden, kemiklerden ayrılması mümkün olur. Dolayısıyla en fazla diyelim işte 2 ay geçmemek üzere cenazesi kılınmamış olan cenaze namazı onun da kabri üzerinde kılınabilir ama yine de Mezarlıklar Müdürlüğü'ne bu konuyu sormak lazım. Onlardan ülkemizdeki hararete göre, sıcaklık derecesine göre etle kemiğin kokuşma durumu ve birbirinden ayrılması ne zaman başlıyor? Bunu öğreneceğiz. Kesin olarak diyelim ki ülkemizde diyelim dediler 40 günde. O zaman 40 gün geçmemişse kılacağız, geçmiş ise kılmayacağız.